من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki canı aziz eylesin. Dersimizin mevzusu günün emniyeti, gündemi olan zelzele. Zelzele. Vesvese. Aynı şeyin tekrarı. Yani niye veriyor? Niye Müslümanlara geliyor? Niye gavurlara gelmiyor? Gibi sorular var ama ben hepsini okuyamayacağım. Çünkü en fazla 45 dakika ve 1 saat. Sözler 171. sayfa 14. sözün zeyli. Bu yankıyı mı yapıyor? Sesi iyi mi? Ondan sonra 171'den 176'ya kadar çok soruların cevabı var. Çeşitli yerlerde bunu laikalarda bazı haşiyeler koyuyor bu mevzuya. Telefonu bu arada kapatın. Kapalı belki açık olan arkadaşlar var. Onlara atıf yapacağım. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. İzâ zülzilatun erdu zinzâleha ve ekrecetun erdu eskâleha ve kâlel insânu mâlehâ. Allah Allah. Ve kâlel insânu mâlehâ. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? يَوْمَ اِذِنْ تُحَدِّسُ اَخْبَرَهَا بِأَنَّ رَبِّكَ اَوْحَالَهَا اِلَى اَخِرِ الْآيَةِ Şu sure katiyen ifade ediyor ki, küre-i arz, dünya, hareket ve zelzelesinde, dönüşünde ve titremesinde, vahiy, direkt, melaikenin vahiy, hadiseleri yöneten hangi melekeydi? İsrafil ne yapıyordu? Sur'u bekliyor. He? Sur'u bekliyor. Ne? Sur. Başka? İsrafil Aleyhisselam sur'u öfürecek. Başka? Peki, hadiseleri, rızıkları tayin eden kimdi? Mikail. Demek ki ille vahiyi Cebrail getirmiyor. O getirince vahiy oluyor, bu da getirince vahiy oluyor. Ama bunun vahiy çeşidi başka, bununkisi başka. Mesela Kur'an-ı Kerim vahiy evamiri tekviniye oluşturuyor. Ki mevcudat ayetlerini ayat-ı tekviniye de Mikail. Ruhları yöneten ve o ayetleri yöneten evamir ve avamir. Evamiri tekviniye ve ayat-ı tekviniye. İkisini cem edip yöneten Azrail. Kainatın başı ve sonunu ilk üfürerek meydana getirip, üfürerek son bulmasına vesile olan İsrafil. Bir de her ayın müekkel melaikesi var. Ramazan ayının müekkel melaikesi Ramazan'dır adı. O ayın adı Ramazan'dır. Bir de küre-i arz, dünyamıza müekkel melaike var. Ona Mikail Aleyhisselam vahyediyor ve ilham ediyor. Mazhar olarak yani küre-i arz, hareket, harekat ve zelzelesinde vahiy ve ilhama. Harekatını vahiy ile, zelzeleyi ilhamla yapılıyor. Deprem deniliyor. Mazhar olarak emir tahtında depreniyor. Gır 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 gır. Bu kadar yap deniliyor. Çünkü yapan bile Allah'ın emrisiz olmuyor. Ayet değil mi? Allah'ın emri olmadan bir yaprak bile kıpırdayamaz. Bütün her şeyin ensesine tutmuş Cenab-ı Hak kayyumiyetiyle. Emir tahtında depreniyor. Bazen de titriyor. Titreme var. Niye titrer? Tıbben. Üşüyen bir vücudu ısıyı kazandırmak için. Vücut ısısını kaybedince
harekete getirerek ısı elde ediliyor ki üşümek kalksın diye. Burada böyle. Hareketini Mikail vahy ediyor, titremesini ilham ediyor. Nereden çıkarıyorsun? Küre-i arz harekat ve zelzelesinde. Harekat ve zelzelesinde vahiy ve ilham ediliyor. Manevi, uzatmayın ki detaya, çok güzel şeyler okuyayım. Ama şurasını izah edin derseniz izah ederim kısaca. Ama ben kısaca da hafif dokunacağım. Manevi ve emniyetli bir canipten, manevi yani dünyalı değil bunlar, ötelerden olup burada olan veya buraya üfüren yönden, şimdiki zelzele münasebetiyle 6-7 cüz-i suale karşı yine manevi ihtar yardımıyla cevapları kalbe geldi. Tavsiyle yazmak kaç defa niyet ettiğimse de izin verilmedi. Yalnız icmaren kısaca yazılacak. Yani aslında detayları, izahları çoktu. Fakat müsaade edilmedi. Ben birinci sual okuyacağım. İkinci sual okuyacağım. Sonra altıyı okuyacağım. Birinci sual. Bu büyük zelzelenin maddi musibetinden daha elim, manevi bir musibeti olarak şu zelzelenin devamından gelen korku ve mevsiyet, ekser halkı, yani deprem bitti. Hafıza dedim ki uçakla gidiyorduk, türbülansa girdi. Benim hoca var ya işte, hafıza. Korku çok fena oldu, yani boşluğa da düştüm. Hani ben biraz alışkınım, ömrümüz geçti bunlarla. Gene şey yapıyorsun, hayır hiç. Dedim hafız endişe etmiyor, korkmuyor musun? Baktı böyle, hayret. Düştüm ki korkayım dedi. Düşünce korkarsın dedi. Düşmeden korkulur mu dedi. Düşünce de zaten korkmaya zamanın olmaz. Şimdi deprem oldu mu bugün? Oldu bitti. Şimdi millet niye sokakta? Artı. Devam. Artıcısı yok. Aslı gerçek diyor. Bak şimdi niçin sokakta? Şimdi şu sorudan sonra okuyorum. Bu büyük zelzelenin maddi musibetinden daha elim. Oldu, olurken korktuk, ondan daha beter manevi bir musibet olarak şu zelzelenin devamından gelen korku. Yani devam edecek. Ehli dünya da tahrik ediyor. Gelecek diyor. Fakat hiçbir işe yaramadan çekip gidecek bu deprem. Bir işlevi var, bir vazifesi var. Zındıka komitesi bunu biliyor, olayı madenlere bağlıyor. Madenlerin hareket etmesiyle VİM miydi? VİM değil, FAYAT'ıymış yani. Ondan sonra, demek ki FAYAT'ı varmış yani. Neydi VİM FAY? Temizleme hattı var. Deterjanmış yani, değil mi? FAY demişler, VİM. Fayda bir deterjan markası gibi. Orada kafama takıldı da. Kusura bakmayın ya. Anlamadığım için. Şu zelzelenin devamı varmış. Yani devamından devam geliyor. Bu olma anındaki elemden fazla. 3-5 saniye gitti. Şimdi olursa herkes sokakta. Devamından gelen korku, akli ve mevsiyet, vicdani, ruhi, ümitsizlik. Yani korku senin elinde değil. Ama ümitsizlik Allah'ı bilmemekten, Allah'ın zapt-ı rapt altına aldığının şuurunda olmamaktan, sanki hadiseler kendi başına oluyor. O anlayış ve haletten doğan ümitsizlik. Ki Kur'an-ı Kerim'de ancak kafirler Allah'tan ümidini keser diyor. Ümitsizlik ekser halkın, ekser memlekette, ekser halkın, ekser memlekette gece istirahatını selbederek, gece istirahatını ortadan kaldırarak dehşetli bir azap vermesi nedendir. Oldu bitti ama devam var vehmi. Hani burada bir yapmıştık, geçen hafta mıydı, kaç hafta önce serbest bölge yapmıştık. Orada bir vehim vardı. Vesvese neydi? Varı yok eden,
İmanı varsa imansızsın der. Abdestin varsa abdestsizsin der. Vesvese şeytan yapar. Şeytan yapar. Vara musallat olur. Arı çiçeğe, sinek pisteği gittiği gibi şeytan da vara musallat olur. Hırsız boş eve girmediği gibi. İmanlıya imansızsın der. Abdestliye abdestsizsin der. Gavura gidip de imansızsın ama imansızlık çok kötüdür der mi? Gider iman eder. Abdestsiz eder mi? Ya abdestin yok ha. Olur mu ya abdestin yok? Gider abdest alır. Ve işlevi bu değil. Mantığı bu değil şeytanın. Şeytanın mantığı çözdün mü? Çok rahat. Mantığını çözeceksin. Mantığı şu. Vara musallat olur. İmana musallat olur. Abdeste musallat olur. Ha? Şimdi vehime geliyorum. Vesveseyi kim veriyormuş? Şeytan. Vehmi kafir cinler. Başka erva habiseler. Yani seyrettiğimiz videolar, filmler. Gene oraya mı geldin? Nereye gideyim başka? Videolar, şarkı türküler bedene oluşturdu. Dima oluşturdu. Kemikte oluşturdu. Ya arkadaş bunları seyrettin, dinledin de bir yere gidiyor da yani bir yere gitmesi lazım. Etkilenmiyor musun bunu seyrederken? Duygulanmıyor musun? Duygulanıyorsun. Vesaire şeyler olmuyor mu? Yani demek bir yere giriyor bu. Filmi kapattıktan sonra o giren yok olur mu? Var yok olmaz. İşte onlar. Onlar da ne yapar? Olmayanı var eder. Kafir cinler başka seyrettiğim dinlediklerimizin adı erva habisedir. Onlar da olmayanı var eder. Olmayan nedir? Fiil değil. Düşünceler. Olmayan fiili fiil yapamaz. Olmayan namazı kılmış diyemez. Hani olabilir. Aha! Olursa 99 depreminde kolonların altına kalmış o filmleri kafada duruyor. Cinler ve erva habiseler akdi-i vehmiyle onu getiriyor. Kafalar şu anda onu aktif. Kafada şu resim Adapazarı Gölcük tamam da Gölcük'te ne oldu ki öyle yaptı Allah? Biliyor musunuz? Biliyorsunuz tabii. Ya böyle bir toplantılar ben gene çekerler beni bu söylerken. Toplandılar oradaki subay anlatıyor yüzbaşı. O imanından fırladı dışarıya da toplandılar ve bu Kur'an 1000 sene daha ayağa kalkamayacak dediği ve göle attılar. Atarken oldu. Binbaşı dayanamadı imanında da dışarıya çıkıyor. Allah'ı da çökertiyor. Ve komple orası, niye orası? Niye toplantı binası askeriye suyun dibine? Sonra işte dalgıçlar gittiği zaman neler gördü neler? Tamam. Ha. Demek ki niye orası? Niye o bölüm? Niye o saat? Hani de madenlerin hareketiydi. Tamam. Allah bir şey yaparken vasıta kullanıyor. Elma vereceği zaman gökten atmıyor. Karpuzu gökten yağdırmıyor. Bir şeye takıyor. Elmayı da taktığı gibi. Ha, bir şey yapınca bir şey yapacak. Usta misal veriyor. Ben acele edeyim. Ben şimdi tüfeği çeviriyorum. Tamam. Tak adamı vurdum. Mahkeme diyor ki niye vurdum? Ben mi vurdum? Burada tüfeğin içinde dolduğu mermisi vardı. Horozu kaldırdım. Horoz diyorlar. İğnesi var. Parmağım çekti. Ben bir şey yapmadım. Ben çektim. Ben adamı öldürmedim. İğne gitti kapsula. Kapsul yandı. Kapsul yanınca barutu tutuşturdu. Barutu tutuşturunca fiziken yanaşıyor, genleşir. Geri gelemedi. İleriye doğru mermiyi attı adamı vurdu. Bunu vuran madendir. Yani burada suçlu varsa bu mermidir. Bu baruttur. Bu kapsuldur. Bu iğnedir, horozdur. Bu maden dediğimiz bu maden, horoz madendir. Barut bir madendir. Mermi madendir. Tetik, ya benim ne alakası var? Desem, tamam ama bunları aktif eden sensin. Bunları hepsini bir araya getirip bir hedefe doğrultan sensin. Hedef var, bir de bu, evet, hakim diyor ki bana, bunlar sebeptir. Sebeptir. Sebepte vurmak. Bunun adı mastardır Arapçada. Vurmak. Ne, kim vurdu? Ha, vurdum. Fail.
Ben vurdum. Vurdu. Vuruldu. Vuracaklar. Vurdular. Gibi. Faili bir mastar. Yani mastarı eyleme dönüştüren kişi. Hayal, tahayyül. Hayal, mastar. Hayal kurmak. Tahayyül, hayal kuran kişi. Eylemdeki hali. Tamam mı? Tamam da bu adam öldü. Mermi gitti. Tamam da bu tüfeği çeviren, bu barotu şey yapan, bu sistemle bu katili anlatabilir misiniz? O adamın ölmesini tüfeğe mi ceza vereceksin şimdi? Bunu tetiği çeken, hedefleyen, nişan alan birisi yok mu? Evet, madenlerin erimesi, toprakların, kıtaların kaymasından oluşan bir netice bu sağlamı. Ama tüfek gibi bunları bir araya getiren, tetikleyen, düğmeye basan birisi var. Hatta siyasette de öyle. Bir şey olduğu zaman düğmeye bastılar diyorlar. Düğmeye bastı. Ha niye bastı Allah düğmeye? Ha, o işte. Eğer bunu bilirsen, hikmetini çözmeye çalışırsan, bununla sana verilmek mesajı alırsan, bu sana fazilet olur. Bu gayesi maksadına yerine gelmiş olur. Yoksa madenler eridi. Fay hattı varmış. Fay hattı doluyormuş, patlıyormuş. Tamam. Tüfek de öyle. Mermi olabilmesi için kapsül var. Önüne barut var. Önüne saçma veya mermi var. Ha? Bunlar nasıl tutuştu? Ben sana söyleyeyim. İğne kapsüle vurdu. Kapsül kıvılcım attı. Kıvılcım attınca hemen yanında basınçta olan sıkıştırmış barut var. Barut tutuştu. Tutuşan şey fiziki. Ne var yani burada? Ne adam öldü? Hakim Bey. Ondan sonra barut genleşti. Eli gelemedi. İleri gitti. Adamı gitti. Deldi ya. Benim ne alakası var? Son bir misal vereceğim. Rüştü abi bizzat ben katıldım dedi. Türkiye'de ilk banka soyan hatırlar mısınız kimdir? Yani ismini. Yani olayı bilmezsiniz de. Türkiye'de silahlı ilk banka soyan Necdet Elmas. Hapishanede Nurları tanıyor. Dönüş yapıyor. Onu misal verirdi. Son celsesine katılmış. Hakim sordu. Niye diyor, hadi para aldın da niye yaraladın? Niye vurdun? İlk defa silahla banka soyuyor Türkiye'de. Ben yapmadım efendim diyor. O zaman kameralar yok. Görgü tanıkları hep seni söylüyor. Beni gördüler. Aslında görmedikleri kişi var diyor. Onlar yaptı diyor. Kimdi diyor. Evet, vitrinde bendim ama arkamdakileri onlar görmedi. Ben diyor tabancayı çevirip tetiği ben çekmedim diyor. Tabancayı ben kaldırdım. Kim kaldırdı dedi heyecanlı hakim. Cemiyet yaptı dedi. Bu toplum tetiği o çekti diyor. Sosyolojide mezundu. Yani toplumun meyvesiyim. Toplum beni bu hale getirdi de yaptım. Siz çocuğu itiyorsunuz diyor çamura. Sonra diyorsunuz ki baba olarak niye çamurlandı? Ama sen ittin. Bu toplum beni yetiştirdi. Hırsızlık, arsızlık, adalet, vicdan, hak, hukuk verilmeden hakka düşman olmak, sırf insanın bedenini, cismini doyurmakla insan insan olacağını zannetmekle insan olur. O tetiği ben çekmedim. Tüfeği, tabancayı ben kaldırdım. Ama o tetiği cemiyet çekti dedi. Ben çekmedim. Ya şuraya bak. Evet. Zelzele anlatılan fiziki boyut ortada gözüken sebeptir. O tüfeği mermi atma süreci gibidir. O tüfeği kaldıran, doğrultan, hedefi tayin edip tetiği çekerek bu süreci aktif eden olayın arkasına başka birisi. Tüfeğe benzemeyen insan. Bu olayın arkasına evet, bu olay fiziki bir olay ama bu tetiği çeken ve hedefleyen başka birisi. O da Allah'tır. Şimdi bu zelzele oldu. Titredik, geçti. Ondan daha beter. Biraz önce vehim dedim ya, kafada
Yani geçmiş olumsuz videolar, Allahsız düşünmeler, Allahsız olaylara bakmalar, seyrettiğimiz, dinlediğimiz olumsuz şeyler içeri girmiyor mu? Giriyor. Sıfır mı olacak? İçeri girdiğini göre etkiler misin? Onlar da fay hattı gibi aktif olur. Onların da nasıl ki fay hattı aktif olma sebebi var. Kafamızdaki günahların da bir araya gelmesiyle onlar parça parçaları bütünleştirip aktif olma fay hattı var. Kafamızdaki vehmin olmayanı var etme haletini, hissiyatını, korkusunu, ümitsizliğini doğuran, onu aktif eden fay hattı var. Fay, o da vehimdir ve izlediğimiz videolardır. Onlar o fay hattını aktif ediyor. Ondan bitmiş 10 saniye, ben de deprem içindeydim. Ondan sonra, Allah Allah, maşallah, şunu nasıl oynatıyorsun, ya Rabbel Alemin diyebildim. Yani binayı nasıl oynatıyorsun, kaç yüz kişi bu binaya böyle yapabilir? Değil mi? Sonra dışarı çektim, acaba benim bina mı sağlanıyor? Her şey, bütün o küçük çekmeceyi de mi sağlıyor? Nasıl bir güç ya? Böyle oynatabilir misin ya? Bu deftek mi bu ya? Aynı zamanda dönüyor dünya. Kaç bin kişi? Baktım meğer sokakta hepsi oynamış. Ben zannediyorum ki benimkisini Allah'a böyle yaptı. Sonra baktım herkesi camdan çıktım, meğer herkes sokakta. Garip garip bakıyorlar bu. Herhalde depremde şok geçirip manyak balkondan bakıyor. Karşıdakinin bana bakıyor, hoca ne oldu hoca diyor. Yuu baksana dedim, ne güzel dedim ya. Dedi ki, nasıl güzel? Bak hepimizi bir araya getirdi, baksana sokakta, hepimiz evdeydik, bak ne var ne yok, bak görüşüm, bak tanış, sokak dolu. Hep yabancıydık bak, hiç kimse beni tanımıyordu, ben de sizi tanımıyordum. Ya, şimdi depremin devamını okuyorum. Deprem niye? Aa şimdi vehmi aktif ediyorlar, fay hattı gibi. Devam yapalım, çanta tuttun, tahmin ediyorum öyle diyorlar, eskiden öyleydi. Çanta tuttun, eve girmeyin. Fay o hattı doluyor, ceyran patlatacak dipte falan. Nasıl gireceksin? Giremeyeceksin. Şimdi el cevap. Yine manevi cevap. Şöyle denildi ki, Ramazan-ı Şerif'in teravih vaktinde, yani Ramazan-ı Şerif'te ne olmuş ki bunu aktif etmiş? Şimdi de o olmuş. Ramazan-ı Şerif'in teravih vaktinde kemal-i neşe ve surur ile sarhoşçasına gayet heveskarane şarkıları ve bazen kızların sesleriyle, radyo ağzıyla, televizyon gözüyle bu mübarek merkezi İslamiyet'in her köşesinde cazibedarane işittirilmesi bu korku azabını netice verdi. Korku azabı bundan. Mesela Adapazarı depremi var diyor. O deprem anında, biliyor musunuz tarihi okursanız, komple lak olmuş, biliyor musunuz? Stadyuma toplamışlar, bir kızı, şeyde geçiyor Kastamonu'da, soymuşlar, oraya çıkartmışlar, ya buna sanat, ya işte türkücü mü neymiş bilmiyoruz. Soyup çıkarttıkları anda, bakın Adapazarı, o anda o şey, stad yerle iftan oluyor. Peki bu kadar şey oluyor, niye olmuyor? O zaman ikazdı, şimdi oluyorsa nimettir. Olmuyorsa ahirete kalıyor. Ahirete kalıyor. Küçük kabahatler, burada gelecek, karakol hallediyor. Kavga etsek, karakola gitsek, iki tokat, birkaç gün zindana yatma, tamam. Ama cinayet olursa karakol halledemez. Doğru, aslı mahkemeye gideceksin, mahkemeye çıkacaksın. İşte küçük günahlarımız dünyada tokatlıyor deprem depremle ve tak tak tak. Ama büyük cinayetler o kadar cinayet oluyor ki tokat dünya karakolu halledemez. Ahirete kalıyor. Peki ikinci sual. Niçin gavruların memleketlerinde bu semavi tokat başlarına gelmiyor, bu bir çare Müslümanlara iniyor? Niye almaya Amerika'ya, İsrail'e gelmiyor? Niye İsrail'e gelmiyor? İsrail bir şey değil.
Amerika'da hiçbir şey değil. İslam'ın ezeli ve ebedi anası düşmanı kim? İngiliz. Niye İngiltere'ye gelmiyor da gavurlar memleketine bunlara gelmiyor da Müslümanlara bu bir çarelere geliyor. İkinci soru bu. El cevap. Birinci anladık değil mi? Korku niye devam ediyor? Televizyon, radyo, internetle haram kavramı kalkmış. Haram kavramı kalkınca siz mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Ha işte. Peki gene Allah'tan korkmuyoruz, depremde korkuyoruz. Allah'tan korkmayınca korktuklarından korkutuyor seni. Hiçbir işe de yaramayacak o korku, sevabı da yok. Ama Allah yapıyor, bunu Allah bize bir şey demek istiyorsa dersen o günahına kefaret oluyor. İşi yarıyor. Günahını siliyor. Müslümanın diken batması bile kefaret oluyor. Yok böyle bakmasan deprem madenlerle evvelle dalil amin. Hiçbir karın yok. Hiçbir mesaj da yok. Burada zaten bu mesajı Müslüman aldır. Gavur zaten gavurdur. Bu dersi zaten Müslüman'a okuyoruz. Ama gavurlar medarı bahsedecek. Niye anlatıyor? Niye Müslümanları uyandırıyor? Medarı bahsedecek o. Mesela tesettür dersi yapıyoruz. Kim rahatsız oluyor? Tesettürler rahatsız olmuyor ki. Açık saçlıklar rahatsız oluyor. Hırsıza ait kanun çıkıyor mecliste ağırlaştırmış. Kim rahatsız olur? Ya hırsız veya hırsızlığa niyeti olan. Dürüst adam olan çıksın lan on katı der. Depremdeki biz Müslümanla depremde ders alan, ibret alan niye Cenab-ı Hak bize bunu veriyor? Ona hitap. Yoksa Allah ile dinle alakası olmayana zaten girmesin bizim bir şeyler ya derslerimize. Onunla işimiz yok zaten. O veli dalin amin kalmış ahiret onun işi. Bizim derste mi uyanacak? Yani niçin gavurların İngiltere'nin, Fransa'nın ve Rus'un ve Çin'in, Amerikan demiyor. İlk Rus, İngiliz, Fransız, Rus. Abası düşmanı. Diğerleri ikiye ayrılıyor. Niye Müslümanlara geliyor? El cevap. Büyük hatalar ve cinayetler tehir ile büyük merkezlerde ve küçük cinayetler tacil ile küçük merkezlerde belirdiği gibi mühim bir hikmete binaen ehli küfrün cinayetlerinin kısmı azamı mahkeme-i kübra-i haşre tehir edilerek ehli imanın hataları kısmen bu dünyada cezası verilir. Müslümana bu. Müslümanın küçük günahlarını yani ders alan, ibret alan, mesajı alan günah affediliyor. Korkudan diken batması bile. Ama büyük hatalar, adamın büyük hatası var, onun için uyanmıyor, uyanamıyor. Niye uyanmıyor, niye Allah'a veremiyor, madene veriyor. O kadar büyük cinayetin büyük günahı var ki, madenden çıkamıyor, madende boğulmuş. Onun dışında madene bakamıyor, tüfek misali gibi. Haşiye, hem Rus gibi olanlar niye oralara gelmiyor? Mensuh ve tahrif edilmiş bir dini terk etmekle, yani Avrupa ve Rusya'ya niye gelmiyor? Onlar da dine muhalefet etmiş, o tahrif edilmiş, bozulmuş, hükmü kalkmış bir dine muhalefet ettikleri için Allah'a dokunmuyor, gayretullah'a dokunmuyor, kainatı kızdırmıyor. Terk etmekle hak ve ebedi ve kabili nes olmayan bir dine ihanet etmek derecesinde gayretullah'a dokunmadığından zemin şimdilik onları bırakıp bunlara hidayet ediyor. Çünkü Kur'an'ın aklı, kainatın aklı Kur'an'dır. Kur'an'a muhalefet etmekten dokunuyor. Hristiyanların ve Katolik, Protestan vesaireler, onlar Yahudilere nesedilmiş, hükmü kalkmış veya tahrif edilmiş olduğundan dokunmuyor. Peki, üçüncü suali, aslında okumayacaktım için. Çünkü çok önemli yerler var. Üçüncü sual, bazı eşhasın hatasından gelen bu musibet bir derece memlekette umumi şekle girmesinin sebebi nedir? Bazı şahıslar yapıyor, sebep oluyor bu olaya, bu günaha. Öyle bir günah işliyor ki YouTube'lara atıyor, şunları buraya atıyor. 80 milyon günah giriyor. 50 milyon 80 giriyor. Dolayısıyla birkaç kişinin hatası gibi gözükürken
El cevap, umumi musibet ekseriyetin hatasından ileri gelmesi cihetiyle ekser insanın, ekser nasın, ekser insanların o zalim eşyasın harekatına fiilen veya itizamen veya itiaken taraftar olmasıyla manen iştirak eder, musibet-i âmeye sebebiyet verir. Ha. Evet, bu kadar insan günahkar değil. Ama günah işleyenin günahına en azından kalben buğz etmesi lazım. Allah Resulü demiş aleyhissalatü vesselam, gördüğünüz bir haksızlığı, yanlışı, bir, mümkünse, gücünüz varsa fiilen, elinizle, yoksa lisanen ikaz edin. Daha ona gücün yetmezse kalben buğz edin. Kalben de buğz etmiyorsanız imanınız yoktur. Şimdi birkaç kişinin hatası gibi gözüküyor ama ekser insanlar onlara, onların o zalim eşyasının hareketini fiilen, aynı papağan gibi, papağan veya maymun gibi şuursuz taklit eder. Fiilen yapıyor ama daha taraftar değil. Ha ha, o da ha ha. Yani uyguluyor ama şuursuz. Biraz da ileriye gidiyor, irtizam ediyor. Sonra yaptığı bir şeyi savunuyor. Üçüncü bir kategoriye çıkıyor. İltihak olur. Ondan olur. İlk önce ya ne olur canım. Sonra tövbe ederiz veya sonra vazgeçeriz. İlk önce takliden fiile yapar. Sonra onu iltizam eder. Sonra ona dönüşür. İltihak eder. Ve la terkenu ilellezine zelemu fetemesekumunlar. Onlara taraftar olur. Onlar gibi olur. Ve bu musibetin sebebiyettir. Şimdi ben altıncısını okuyayım. Altıncısı. Çabuk okuyayım. Zelzele, küre-i arzın, dünyamızın içindeki inkılabat madeniyenin neticesi olduğunda, biraz bahsettiğim başında, dünyamızın içindeki madenlerin hareketinden, erimesinden vesairelerinden olduğundan ehli gaflet işa edip adeta tesadüfi ve tabi ve maksatsız bir hadise nazarıyla bakarlar. Yani madenlerin erimesi, hareket etmesi, elitin gerilmesi vesaire. Dolayısıyla böyle işa ederler, yayarlar ta ki hakiki yüzü, hakiki maksat öne çıkmasın. Yani madenlere verirler, fay attı derler, tamam. Madenler derler, o işi orada bitirirler. Biraz önce tüfek misalim gibi. Buradaki bir tüfek verecek. Orada bitiriyor. Bu adam nasıl öldü? Ne demek ya? Horoz indi, iğneyi itti, kapsüle vurdu, kapsül ateşlendi. Barutu yaktı, barut önündeki saçmayı veya mermiyi ileri itti. Adam öldü ya. Benimle ne alakası var? Ama tetiği sen çektin, hedefi sen koydun. Ha, tüfeğin dışında birisi de var yani arkasında. Ha. Bu dünyadaki madenler de böyle tüfek gibi. Arkasında tetiği zamanında çeken, hedefleyen bir zat var. İşte tesadüfi ve tabi ve maksatsız bir hadise nazarıyla bakarlar. Bu hadisenin manevi esbabını ve neticelerini görmüyorlar. Ta ki intiba gelsinler. Yani bunu niye yapıyor? Bu yani gayesi nedir? Bunu görmedikleri için uyanmıyorlar. Uyanamazlar da. Çünkü niye? Uyanmak istemiyor. Uyuyanı uyandırırsınız. Uyumadığı halde uyuma numarasını yapanları uyandıramazsınız. Bunların istinat ettiği maddenin bir hakikati var mıdır? El cevap, dalaletten başka hiçbir hakikati yoktur. Çünkü her sene 50 milyondan ziyade münakkaş, muntazam gömlekleri giyen ve değiştiren küre-i arzın üstünde binler envanın bir tek nevi olan mesela sinek taifesinden, hadsiz efradından bir tek ferdin, yüzer azasından bir tek uzvu olan kanadının kast ve irade ve meşiyet ve hikmet cilvesine mazariyeti ve ona lakayt kalmaması ve başıboş bırakmaması gösteriyor ki değil hadsiz şuursuz, bak, değil hadsiz zişurun beşiği ve anası ve merciği ve hamisi olan koca küre-i arzın
emniyetli efal ve ahvali belki hiçbir şeyi cüz'i olsun, külli olsun, irade ve ihtiyar ve kast-ı ilahi haricinde olamaz. Yani dünyanın içerisindeki bu kadar mahlukatın içinde bir sineğin bile kanadını, bir ağacın yaprağını bile kast, irade, üç tane irade, kudret ve ilminin dışında oynamazken, sineğin kanadı takılmazken, bu kadar ciddi bir kainatın halifesi, varlığın çekirdeği olan insanı alakadar eden bu küre-i arzın bu hareketinden Allah gafil kalsın, tövbe. Yani mümkün müdür? Fakat kadir-i mutlak hikmetinin muktezası ile zahir esbabı tasarrufatına perde ediyor. Yani Allah bir şey yapacağı zaman sebepleri kullanıyor ki direkt onun arkasındaki hikmeti, inayeti, rahmeti, adaleti anlamayanlar tam zahirde hemen Allah'a hücum etmesinler diye trafik kazasıyla öldü diyor. Kanserle öldü diyor. Direkt Allah gözükseydi vakti miydi? Ya bu garibana niye acımadın? Diyor. Dolayısıyla o kadir-i mutlakın hikmetinin muktezası ile zahir esbabı tasarrufatına perde ediyor. Zelzeleyi irade ettiği vakit Allah'ı kaz edecek neyle? Düdük mü çalsın? Hey! Bu kaldırıyor var. Hey! Yapmayın. Ne yapıyorsunuz? Öyle mi diyecek? Zelzeleyi irade ediyor. Vakit, irade ettiği vakit bazen de bir madeni harekete emredip ateşlendiriyor. Mesela komutan, askerlik yaptık. Herkes toplanıyor. Sizi toplayan düdük müdür? Düdük toplanmayı hatırlatıyor, ikaz ediyor. Toplayan kim? Devletin gücünün temsilcisi olan komutandır. O da değil. Devletin şahsı manevisi onda temerküz ediyor. O da bu kendisini böyle ifade ediyor. Koca devlet şahsta, şahsta istersen toplama içtimaya. Sen şimdi düdük mü topluyor? Ha, bu da düdük gibidir. Birisi çaldı. Dırr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 
Bazen de bir madeni hareketi emredip ateşlendiriyor. Dırırırt derine madeni hareketlendiriyor. Haydi madene inkılabat dahi olsa, yani madenler erirse, hareketlense yine emir ve hikmet ilahiyle olur, başka olamaz. Mesela bir adam bir tüfek ile birisini vurdu. Vuran adama, tetiği çeken adama hiç bakılmazsa, yalnız fişekteki barutun ateş alması noktasında has-ı nazar edip bir çare maktulün, ölenin büsbütün hukukunu zayi etmek ne derece velayet ve divaneliktir. Tamam, öldü adam. Kim vurdu? Tüfek vurdu. Ne olacak o ölenin? Tüfeği mahkeme veremezsin, ceza veremezsin. Hukuku gitti işte ölenin. Tüfekle izah ettin mi? Divaneliktir. Aynen öyle de Kadir-i Zülcelal'in musahhar bir memuru, belki bir gemisi, bir tayyaresi olan küre-i arzın içinde bulunan ve hikmet ve irade ile ittihar edilen bir bombayı, yani aşağıdaki patlamayı, ehli gaflet ve tuğyanı uyandırmak için ateşlendir diye olan emri Rabbani'yi unutmak ve tabiata sapmak hamakatın en eşneğidir. Size bir şey söyleyeyim, bir toparlanın, bu cümleyi duyun. İlim ile cehalet kalkar ama ahmaklığı kaldıramazsınız. Allah kimseyi ahmak etmesin. Bir daha. İlim ile cehalet kalkar ama ahmaklık kalkmaz. İsa Aleyhisselam kaçıyormuş. Havariler arkasına düşmüş. Neyse onlar da hop devam etene kadar nefes nefese kalmış. Biliyorsunuz, çok duydunuz. Bir daha duyun. Demişler ki ey Allah'ın Resulü, nereden kaçıyorsun? Ahmaktan demiş. Allah Allah. Ben demiş körlerin gözünü açtım. Cüzamları düzelttim. Ölüyü dirilttim. Üç. Fakat ahmakları düzeltemedim. Ahmaktan kaçıyorum. Yani bana da sirayet etmesin diye. Bunlar cahil değiller ha. Ben innema ututu ala ilmin. İlmimle yaptım. İlimle dalalete gittiler. Karun cahil miydi? Toprağı altına çeviriyordu.
Ebu Cehil cahil miydi? 7 tane Arap Yarımadası'nda alimlerin başındaydı. Peygamberimizden de alimdi. Okuma yazması vardı. İlim ile cehalet kalkar ama ahmaklık kalkmaz. Ahmaklığa bir sebep nedir biliyor musunuz? Osmanlıca lemalar Latince'ye çevrilmemiş ama Latif Nükteler diye bir küçük kitaba çevrilmiş. Diyor ki ustad, insanın ahmak olmasına bir sebep domuz etinin methali yok mudur diyor. Domuz etini yemenin. Kendi pisliğini, namusunu kıskanmayan bir mahluktur. Yani fıtrata zıt bir şey yatıyor bizim şeyin. Namusunu kıskanmayan kendisinin, kendi menfaatini, kendi pisliğini ye ve namusunu kıskanmayan tek mahluk. İnsan fıtratı 4 şeyle değişir. Yedikleriyle, giydikleriyle, yaşı, yaşına göre alet olur. Bir de yaşadığı cemiyet. Hangi toplumda yaşıyorsa onun oradan etkilenir. Ya onun methali yok mudur yediğinin? Domuz etinin methali yok mudur diyor. Domuz gibi diyor tabiat bataklığına saplanıyorlar diyor. Burada geçiyor. Şimdi şu soruyu da okuyayım. Yedinci sual. Bu hadise-i arziye, dünyadaki bu titreme, bu memleketin ahali İslamiyesine bakması, Müslümanlara bakması ve onları hedef etmesi ne ile anlaşılıyor? Neden Erzincan ve İzmir taraflarına daha ziyade ilişiliyor? Şimdi İstanbul'a ilişiliyor çok. İstanbul, İstanbul, dur da anlam. Bak şimdi. Eskide başka yerler hedefti. Erzincan, İzmir gibi. Şimdi başka yer. Niçin buralara ilişiliyor? Anlaşıldı değil mi soru? El cevap, bu hadise hem şiddetli kışta, hem karanlık gecede, hem dehşetli soğukta, hem Ramazan'ın hürmetini tutmayan bu memlekete mahsus olması, hem tarih, yani oruç. Peki depremi ne anlatır ulema? Yani şu günahlar şunu doğurur. Şu günahlar şunu doğurur. Lut kavminin şunu doğurur. Semud kavmi biraz meşgul olduğum için söylüyorum. Deprem faiz ve fuhuşun neticesi olduğunu İbrahim Hakkı da söylüyor. Zaten burada da ne dedi? Televizyon ve radyolardaki şarkıcı kadınların şimdi de Ramazan ruzuna hürmet etmemekten kaynaklandığını korkudan geliyor. Deprem ise faizle fuhuş diyecekler nereden çıktı? Tamam kardeş. Sen dinleme. Bizim derslerin üzerinde ne işin var? Sen işine bak. Ehli dalaleti diyorum bunu. Müslümanlara demiyorum. Kur'an İslam düşmanlarına diyorum. Kur'an'ı dinleyen insana diyorum. Allah Resulü'nün hadisiyle, Allah'ın kitabıyla faiz yiyen kime savaş açıyor? Allah ve Resulüne savaş açıyor diyor. Ya olur mu? Tamam kardeş, sana bir şey demedim. Biz kendi aramızda konuşuyoruz. Girme bizim bordamıza, dinleme. Biz faiz yiyen Müslümandan bahsediyoruz. Çünkü Allah Resulü'nün hadisiyle gene haram Müslümana yaramaz. Ya bana yarıyor. Ben zaten Müslümana yaramaz dedim. Ben sana demedim. Haram Müslümana yaramaz. Adam bir tanesi niye benden bahsediyorsun dedi. Usta da özel odasında. Ben diyor 1400 seneden beri bir taş attı diyor Allah Resulü. Onu diyor ya, ben de kuvvet verdim diyor. Birisi geldi o taşa nereden geliyor Allah Allah. Burada tam taşa kafasını koydu, kafası kırıldı. Ben ne yapayım diyor. 1400 seneden beri zaten taş geliyor. Ben taşta bahsettim. Demek ki bu iki sıfattan bu hadise, ama peki daha diğer yerler var, gavurlar da var. İkinci, peki İstanbul'a, Erzincan, İzmir'e niye yapılıyor? İkinci sıfat giriyor. Diyor ki, hem talibatından intiba gelmediklerinden hafifçe gafilleri uyandırmak için o zelzelenin devam etmesi gibi çok emarelerin delaletiyle bu hadise ehli imanı hedef edip onlara bakıp namaza ve niyaza uyandırmak için sarsıyor, kendisi de titriyor.
Peki bir çare zincan gibi yerlerde daha ziyade sarsmasının iki veci var. Bir, hatalar az olmak cihetiyle temizlemek için acele dünyada karakol gibi cezası veriliyor, tacil edilir. İkinci sebebi, o gibi yerlerde kuvvetli ve hakikatli iman muhafızları ve İslamiyet hamileri az veya tam mağlup olmak fırsatıyla ehli zındıkanın orada tesirli bir merkezi faaliyet tesisleri cihetiyle en evvel oraları tokatladığı ihtimali var. La ya'lemu gaybe illallah. Yani Erzincan, İzmir, İstanbul gibi yerlerde ya İslam ve Kur'an hadimleri azalmış, onlardan veya onlar bu tür yerlerde hakimiyetlerini çoğaltmışlar. Bunlar mağlup durumunda geçme gibi durum olduğu için onunla Müslümanları uyandırıyor, ikaz ediyor. Onlara üç şekilde ikaz ediyor. Fiilen yapma. Onlara taraftar olma. Eğer fiilen yaparsan, sonra fikren taraftarlığını yaparsan bir şey olmaz dersen, onlardan olursun, unutma. Ne olur canım ben bunlara bir ders vereyim, bunlara bir ikaz lazım deyip de zındıkaya taraftar olmanın mantığı yoktur. Yani ben şu yere mesaj vereceğim, efendim şu ders vereceğim tarzında zındık safında olursan onlardan olursun. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ زَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارِ Zındıklara değil taraftan olmak, hafif meyledini, yani gevezi yapıp onu taraftarlığını yapmak. Tamam. Bu sefer bu iltizam olur. Onlar gibi yaşamak, ama onlardan değilsin. Sonra fikren onları müdafaa etmek, bu da iltizamdır. Fiilen, İltizamen, fiilen yaptın, sonra fikren de taraftar olursa Mehmet, ikisi toplanırsa iltihak olur. Ve imanın gider de haberin olmaz zaten. Ne kadar oldu? 50 dakika. 45. Peki hızlı bir paragraf okuyayım mı? Yani tabiattır. Yani gece mühim olduğu için. Altıncı sualin tetimesi ve aşiyesi. Geri döndüm. Ehli dalalet ve ilhat mesleklerini muhafaza ve ehli imanın intibalarını Müslümanların bu tür dersler olmasın. Defen böyle gizleyelim falan. Çıkın bilmem ne yapalım böyle. İntibalarını uyanıklığına vesile olmasın. Mukabele ve mumanaat etmek için yani Müslümanların bu depremle hadiselerle uyarmasını istemediklerinden o derece garip bir temerrüt, vacip bir hamakat gösteriyorlar ki insan insaniyetin pişman eder. Öyle öyle kılıflar uyduruyorlar ki Müslümana bile Allah'tan bile geldiğini unutturuyorlar. Mesela bu ahir beşerin bir derece umumiyet şeklini alan zulümlü, zulümatlı isyanından yani bu yaz döneminde yapılan umumi şekli alan zulümler, zulümatlar, isyanından, kainat ve anasır hükürlüğe kızdıklarından, Halik-i arz ve semavat dahi değil hususi bir rububiyet, belki bütün kainatın, bütün alemlerin Rabbi ve Hakimi haysiyetiyle, külli ve geniş bir tecelli ile, kainatın heyet-i mecmuasında ve rububiyetin daire-i külliyesinde nevi insanı uyandırmak, ve dehşeti tuyanından vazgeçirmek ve tanımak istemedikleri kainat sultanını tanıttırmak için emsalsiz kesilmeyen bir su, hava ve elektrikten zelzeleyi, fırtınayı ve harbi umumi savaş tehdidi gibi patladı gibi umumi ve dehşetli afatı nevi insanın yüzüne çarparak onunla hikmetini, kudretini, adaletini, kaymiyetini, iradesini ve hakimiyetini pek zahir bir surette gösterdiği halde, insan suretinde bir kısım ahmak şeytanlar ise, o külli işaret-i Rabbaniye'yi ve terbiye-i ilahiyi, Allah'ın terbiyesi olan,
Allah sana işaret veriyor. Bu tarafa, bu tarafa hedef gösteriyor. Terbiye ilahiyi. İlahiye karşı eblehane bir temerrüt ile mukabele edip diyorlar ki tabiattır. Bir madenin patlamasıdır. Tesadüfidir. Güneşin harareti elektrikle çarpmasıdır ki Amerika'da 5 saat bütün makineler durdurmuş ve Kastamonu vilayeti cebinde ve havasında semayı kızartmış, yangın suretini vermiş diye manasız hezeyanlar ediyorlar. Dalaletten gelen hadsiz bir cehalet ve zındık kadar neşet eden çirkin bir temerrüt sebebiyle bilmiyorlar ki esbab yalnız birer bahanedirler, birer perdedirler. Sebepler birer bahanedir, birer perde, yani sinema şu perdesi bunun üzerinde ceylan ediyor. Demek ki esbab yalnız bir bahanedir, birer perdedirler. Dağ gibi bir çam ağacının cihazatını dokumak ve yetiştirmek için bir köy kadar yüz fabrika ve tezgah yerine küçücük çekirdeği gösterir. Kocaman bir ağacı yapmak için bir köy kadar tezgah lazım iken ufak bir çekirdeği gösterir. İşte bu ağaç bundan çıkmış diye sani'nin ustasından o çamdaki gösterdiği bin mucizatı inkar eder misullü bazı zahiri sebepleri irade eder. Halik'in ihtiyar ve hikmetiyle işlenen pek büyük bir fiili rububiyetini içe indirir. Bazen gayet derin ve bilinmez ve çok emrettiği bin cihette de hikmeti olan bir hakikati feni bir nal takar, fay der, bin der, tamam mı? Şu bu der, bingo der, temizleme şey gibi feni bir nal takar, izah etti, fay bir şey oldu, eleti göz. Bir nal takar, ne oldu, izah ettin yani? Bir nal takar, güya o nam ile mahiyeti anlaşıldı, adileşti, hikmetsiz, manasız kaldı. İşte gel belahat ve makatın nihayesi derecelerine bak ki yüz sayfa ile tarif edilse ve hikmetleri beyan edilse ancak tamamıyla bilinecek derin ve geniş bir hakikat-ı meçhuliyeye bir nam takar, malum bir şey gibi bu budur der. Mesela güneşin bir maddesi elektrikle çarpmasıdır. Hem birer irade-i külliye, birer ihtiyar-ı am ve birer hakimiyet-i nebiyenin unvanları bulunan ve adetullah namiyle yad edilen fıtri kanunların birisine hususi ve kasti bir hadise-i rububiyeti irca eder. O irca ile onun nispetini irade-i ilahiyeden keser, sonra tutar tesadüfe tabiata var eder. Tarif eder. Şöyle şöyle oldu. Allah'tan alakasını keser. Kendi kendini olur der. Ortaya olan, mağdur olan insanlar, sıkıntı, korku çekenler, zarar görenlerin fidyesini kim verecek? Ona kim kar verecek? Allah'tan koparttın mı hiçbir kar yok. Ama Allah yaptı derse günahına kefaret oluyor. O korku kefaret oluyor. O irca ile onun nispetini irade ilahiyeden keser, sonra tutar tesadüfe tabiata havale eder. Ebu Cehil'den ziyade muzaaf bir eçeliyet gösterir. Bir neferin veya bir taburun zaferli harbini bir nizam ve kanunu askeri isnat edip kumandanından, padişahından, hükümetinden ve kasti harekatından alakasını keser müsüllü asi bir divane olur. Ordunun savaştı muvaffak oldu. Nasıl oldu kardeşim bu? Komutandan alakayı keserler derler ki ordunun nizamiyesi var. Nizamnamesi var. Ordu nasıl hareket edeceğinin kanunu var. Şu kitap ya. Şu kitap orduyu muvaffak etti. Doğru mu şimdi bu? Başkomutanları arkaya kestin. Lan bunu kim uygulayacak? Bir hırsızı, bir katili hapse alan TC'nin anayasası değil ki. Onu uygulayan emniyet güçleridir. Kolu kuvvetler. Öyle değil mi? Şimdi ordunun muvaffak etti bir zaferini ordunun nizamiyesine vermek. İşte kainattaki hadiselerde tabiat kanunlarına vermek. Nizamiye kanunlarıyla. O zaman tabiat kanunlarıyla oldu. Aynı şey. Her meyvedar bir ağacın bir çekirdekten icadı gibi
bir tırnak kadar bir odun parçasından çok mucizatlı bir usta 100 okka muhtelif tahımları, 100 arşın muhtelif kumaşları yapsa, bir adam odun parçasını gösterip dese, bu işler tabi ve tesadüf olarak bundan olmuş. O ustanın harika sanatların hünerlerini hiçe indirse ne derece bir hamakattır, aynen öyle de. Yine manevi canitten bir sual. Madem bu zelzeli musibeti hataların neticesi ve kefaleti zünüptür, masumların ve hatasızların o musibet içinde yanması nedendir? Adetullah nasıl müsaade eder çocuklara vesaire? Yine manevi canipten acaba bu mesele sırrı kadere taalluk ettiği için Risale-i Kadere havale edip yalnız burada bu kadar denildi. وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُسِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسًا. Yani bir bela, bir musibetten çekininiz ki geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumları da yakar. Şu ayetin sırrı şudur ki bu dünya bir meydan-ı tecrübe ve imtihandır ve dar-ı teklif ve mücadededir. İmtihan ve teklif iktiza ederler ki hakikatler perdeli kalıp ta musabaka ve mücadele ile Ebu Bekirler Allah-ı İlliğine çıksınlar ve Ebu Cehiller Esvel-i Safiline girsinler. Eğer masumlar böyle musibetlerde sağlam kalsaydılar, Ebu Cehiller aynı Ebu Bekirler gibi teslim olup mücadele ile manevi terakki kapısı kapanacaktı ve sırrı teklif bozulacaktı. Madem mazlum zalim ile beraber musibete düşmek hikmet ilahiyece lazım geliyor. Acaba o biçare mazlumların rahmet ve adaletten hisseleri nedir? Bu suale karşı cevap edenildi ki o musibetteki gazap ve hiddet içinde onlara bir rahmet cilvesi var. Çünkü o masumların fani malları, yani o bela zalimle masumlar için almışsa masumlara bak ne oluyormuş? Masumların malları onların hakkında sadaka, zekat oluyor. Baki bir mal hükmüne geçtiği gibi fani hayatları dahi bir baki hayatı kazandıracak derecede bir nevi şehadet hükmünde olarak şehit oluyor. Namaz kılan imanı varsa depremde gitti mi selde vesaire, malı giderse zekat oluyor, hayatı giderse şehit oluyor. Müslümansa fani hayatları dahi baki bir hayata kazandıracak derecede bir nevi şehadet hükmünde olarak nispeten az ve muhakkak bir meşakkat ve azaptan büyük ve daimi bir kazancı kazandırar bu zelzele, onlar hakkında aynı gazap içinde bir rahmettir. Yani şehit oluyor. Malları mülkü de efendim sadaka oluyor. Tahammül edip sabrettiğiniz için hakkınızı helal edin. Ama istedim ki bunları da biliyorsunuz ama zihnimiz, beynimiz, ruhumuz eğer tekrar rahatsız ve lefkan 180 dahi olsa tekrara ihtiyacımız var ki aktif olsun. Zaten unutmanın hatırlatmasıdır zaten deprem. Depremin adı nedir? Zelzel. Bir şeyin tekrar etmesi. Vesvese. Bir şeyin tekrarıdır. Vahir devahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Şimdi kardeş gelsin de bir de aşır okusun kulağımızda. Bir şey yapsın böyle pası gitsin. Kafanızın içinde okunuyormuş gibi hayal edin. Yoruldunuz biliyorum ama olsun, haftada bir gündür. Sorun yok abi, bugün sabaha kadar namazda kalırız. Evet, çünkü herkes sokakta. Siz bari evdesiniz. Bak, kimse binanın içinde değil şu an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَسْتُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَسْتُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات طبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فبسطن به جمعا فبسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإن
صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة